sonra öksürüğüm tamamen rahatladı. Şu anda sadece sabahları bir iki öksürüyorum. O da sekresyon çıkartıyorum. Bugün işbaşı yaptım, çalışıyorum Allah'ın izniyle. Giyinmeden önce size bunu bildirmek istedim. Allah razı olsun, hakkınızı helal edin. Yüce Allah'ım gönlümüzdeki tüm kapıların en güzelini açsın inşallah. Allah'a emanet olun. Bunlardan örnek vereyim ben sizlere. Covid'e yakalanmıştı, bayağı ağır geçiriyordu, öksürükleri vardı, bayağı sıkıntılıydı. Bu ham maddemizden elde ettiğimiz solüsyonumuzu biz kendisine kullandırdığımızda iki gün içerisinde çok rahatladığını, öksürüğünün geçtiğini ve Covid'e yakalanan insanların belirli bir süre enerjilerinin düşük olduğu, yorulduklarını söylüyorlar. Hiçbir şey böyle olmadığını. Ancak çok değer verdiğim bir emekli öğretmenimiz kanser tedavisi görüyordu. Akciğerinin yarısı yoktu. Bunun Covid'e yakalandığını duyduğumda gerçekten çok üzülmüştüm. Buna kullandırdığımızda kullanmaya başladı. 3-4 gün sonra zatürreye yakalandı. Hastaneye kaldırdılar. Dedim asla kesmeyin, devam edin. Hiçbir solunum cihazına bağlanmadan, hiçbir şey olmadan maşallah taburcu oldu ve şu anda çok iyi. Bugün içerisinde de inşallah kendisiyle tekrar görüşeceğim. Sonra yine birebir yaşadıklarımı söylüyorum. Fabrikada çalışan bir arkadaşımızın, çalışanımızın eşi olmuştu. Ağır geçiriyordu. Solunum yolu üzerinde çok etkili. Yani öksürük bazen devam edebiliyor ancak zaten COVID'lerin en büyük sıkıntı yaşadıkları konu nefes almaları, solunumu, akciğer üzerindeki etkisi burada son derece etkili. Yani rahat nefes alabiliyor. Bunları gördük. Bununla beraber sayabileceğim bayağı çok miktarda arkadaşlarımızla bunları biz kullandık, kullandırttık. Bir de şöyle bir etkisi var. Çok ilginç gerçekten arkadaşlar. Tabii ki buna güvenerek hareket etmemek gerekiyor. Ben bu ürünü kullandım. Covid'e yakalanmaz mıyım diye bir şey yok. Niçin? Bugün örnek veriyorum. Kış ayları gelmeden gribal enfeksiyonla alakalı birçok önlemler alabiliyoruz. İşte aşı yaptırıyoruz ya da ilaçlar kullanıyoruz. Bu kışı işte gribal enfeksiyona yaklaşmadan atlatayım diye. Ancak ne oluyor? Kendimize dikkat etmediğimizde yine nasıl hastalanabiliyorsak aynen bu da böyle. Çünkü Covid solunum yoluyla, ağız, burun vasıtasıyla giriyor. Dolayısıyla bu ürünü kullandığınızda velev ki böyle bir şeye yakalanırsa en azından rahat bir gribal enfeksiyona önlemini almadan giren insan yatarak atlatırken önlemini alan, vücudu bağışıklık sistemi güçlü olan insanlar ayakta atlatıyor. Aynen bu verdiğim örnekteki gibi olacak inşallah. Lakin çok ilginç, bu bizim çok hoşumuza gitti. Karı koca aynı evde duruyorlar. Biz çünkü fabrikamızda çok büyük önlemler alıyoruz. Hem dezenfektan olarak, işte çalışma ortamı olarak, bir de bu tür ürünlerimizle alakalı. İnanın eş ağır koronavirüse yakalanıyor. Bizim buradaki çalışanımız, onun eşi, ancak ona bulaşmadan maşallah bu günlere kadar gelebildik. Evet, bayağı sorular böyle gelecek. Güzel, ne zaman satışta olacak? Bu benim en çok istediğim ki büyük bir olasılıkla bu yıl bitmeden, yani Aralık'ın sonuna varmadan, benim kanaatimce, düşüncem 20 Aralık gibi büyük bir ihtimalle, yani bu yıl bitmeden inşallah bu ürünü kullanmak istiyorum. Çünkü çok istiyorum. Çünkü hepimizin gerçekten çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. En kısa zamanda bu yıl, bu ay içerisinde inşallah kullanımımıza hazır olacak. Kimler için kullanımı risk oluşturabilir? Kesinlikle hamileler için. Hamileler bu ürünü kullanmayacak. Çünkü içeriğinde bol miktarda A vitamini de var sevgili arkadaşlar bunun. Dolayısıyla hamilelerde önermiyoruz. Küçük çocuklarımızda çok az miktar öneriyoruz. Bunların hepsini yazacağız. Dolayısıyla herkes bu ürünü kullanabilir. Bir de zaten bu ürünün en güzel tarafı şu olacak. Hastalanmadan kullanmamız gerekiyor biz bunun. İnanın bunu kullandığınız anda zaten ilk 1-2 gün içerisinde ya da 3-5 gün içerisinde kendinizdeki değişiklikleri göreceksiniz. Sıkça idrara çıktığınızı göreceksiniz. Sonra gerçekten yorulmadığınızı göreceksiniz. Birçok özelliği göreceksiniz. Dolayısıyla artık bu ürün Covid ve bu türlü virüsler olduğu müddetçe bu ürün de bizim hayatımızda olacak. Evet, Covid dışında başka tedavilerde destek olarak kullanılabilir mi?
Değerler sahilen, şu andaki çalışmalar zaten bunun üzerinde. Çünkü hocam da bugün ısrarla söylediği gibi bu ürünlerdeki ya da tüm ilaçta dahil gıda takviyelerindeki dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi kullanım oranları, yani dozajları. Dolayısıyla Covid'deki kullanacağımız oranla bir diyabet hastasındaki kullanacağımız oranlar maalesef aynı değil. Yani Covid'de daha az kullanırken çok ilginç, diyabet rahatsızlığı olan insanlardaki kullanım oranı, dozajlaması biraz artıyor. Yüksek tansiyon keza öyle. Şu anda biz bu ürünü hepsinde ortak olarak kullanılabilsin diye uğraş verirken, ancak bunu tutturamazsak büyük bir ihtimalle diğer ürünler, diğer rahatsızlıklar için farklı ürünlerde düşünülebilir. Bu farklı ürün düşünülmeden tek üründe fayda sağlayabilsin diye yüksek tansiyonda çok etkili olduğunu gördük. %100 diyorum ki, analiz raporu da var. Tip 2 şeker üzerinde %100 etkisi var. Bunun analiz raporu da var. Vücuttaki ödemle alakalı gerçekten son derece önemli. Hani birçok belirli yaştaki insanlar ya da farklı insanlar vücuttaki ödemlerden dolayı işte kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor, birçok şekilde sıkıntılar oluşturuyorlardı. Burada kullandığınızda kesinlikle bakın çok rahatlatıcı bir etkisi var. Buraları da kullanabiliriz. Yorgunluk, halsizlik için faydalı mı? Olmazsa olmaz. Biraz önce söyledim sevgili arkadaşlarım, inanın ben. Allah'ıma çok şükürler olsun, sağlığımız yerinde olsun da çalışalım biz. Gece gündüz gerçekten çalışıyorum ve buradan eşimden, çocuklarımdan, yakınlarımdan da helallik istiyorum. Çünkü çok onlara ayırabildiğim hiçbir şekilde vakit yok. Sadece telefonla konuşuyoruz bazı akrabalarımızla. Dolayısıyla yorgunluk ve halsizliği böyle kullandığınızda bir haftalık, 10 günlük içerisinde çok bariz bir şekilde görüyorsunuz. Onu hissetmiyorsunuz, bu çok güzel. Covid öncesinde kullanımda daha mı iyi? Covid öncesinde şöyle ki, biraz önce de söyledim. Bu ürünümüz artık bundan sonra bizim herhalde büyük bir ihtimalle hep kullanacağız. Niçin? Bir koruyucu kalkan. Şimdi inşallah içinizde tabii ki kötü örnek olmasın da. Sigaraya dayalı insanların bir yorgunlukları oluyor bazen yürürlerken ya da sigarayla alakalı. Hırlamalar olur boğazda vesaire. Bu ürünü kullandığınızda kesinlikle sigarayı tasvip etmiyorum. Kesinlikle, asla ve katiyen, lakin bir rahatlama olduğunu göreceksiniz. Yurt dışına gönderimi olacak mı? Kesinlikle olacak. Zaten ürünümüz onayı çıktıktan sonra ivedilikle yurt dışı izinleri de alınarak yurt dışına da gönderilecek. Hangi ülkemizden hızla alınırsa o ülkemize derhal gönderilecek. Çünkü biz şöyle söylüyoruz. Güzel bir ürün çıkarttığımızda tabii ki önce kendi ülkemizde başlayarak daha sonra tüm insanlığın hizmetine sunmak için bu ürünlerimiz tabii ki yurt dışında da olacak. Siz kullandınız mı Sayın Başkanım diyor. Sevgili arkadaşlarım, şunu hiçbir zaman unutmayın. Piyasadaki olan herhangi bizim bir ürünümüzü ben kullanmadan asla ve katiyen piyasaya bu zamana kadar sürdürmedim. Benim bir hayata bakışım var. Kendi inanmadığım, güvenmediğim bir ürünü hayatım boyunca bir başkasına asla önermedim. Asla ve katiyen. Bu ürün bugünkü bulunan bir ürün değil. Benim tam 10 yıldan beri üzerinde çalıştığım ancak sonuçlandıramadığım ürün yok. Ben bu ürünü bugünden tanımıyorum. 10 yıldan beri tanıyorum sevgili arkadaşlar. Fakat bu boyuta getirememiştim. Sağ olsun hocalarımızdan, özellikle İbrahim Demirtaş hocamdan Allah binlerce razı olsun. Ekibinden Allah binlerce razı olsun. Bunu bugünkü boyutuna getirdiler. Ancak bu ürün benim 10 yıldan beri tanıdığım, kullandığım, araştırdığım bir ürün. Ve bu ürünün en güzel tarafı bir de şunu göreceğiz. Nedir o? Bugün ya da yarın inşallah bizim bir tane çam kabuğu ekstratlı duş jelimiz hemen çıkacak. Devamında hemen kremimiz çıkacak ve şampuanımız çıkacak. Şimdi bu ürünümüzle birlikte bunlar kullanıldığında inanın göreceksiniz ki en kısa zamanda ciddi bir yenilenme, bir gençleşme hissedeceksiniz. Soran arkadaşımız bunu hani çok bu sıralarda yorgunuz vesaire diyoruz ya. Bunun için mi sordu bilmiyorum. Eğer bunun için sorduysa kesinlikle evet bu ürüne çok borçluyum. Birçok şeye borçluyum. Üründen de, ürünü üretenlerden de
Allah razı olsun diyorum. Çünkü bugün bu yoğun temponun içerisinde tabii ki diğer ürünlerimizi de kullanıyorum. Fakat yanımdan eksik etmediğim, sürekli yanımda bulundurduğum gerçekten harika bir ürünümüz. Hiç yanımdan eksik etmem ben bu ürünümüzü. Çünkü birçok şeyimi buna borçluyum diye düşünüyorum. Fiyatı ne olacak? Herkes alabilecek mi? Şimdi geçen hafta Denizli'de bazı arkadaşlarımız bu ürünü duyduktan sonra bizim arkadaşımızın bir tanesine soruyor, buradaki çalışan arkadaşımıza, bu ürünün fiyatı ne olacak diye. Tabii Ersa kullanıyorsa bizim arkadaşlarımız önce cevabı karşısından alır. Diyor ki sizce ne olmalı? Herhalde diyor bu 300-400 lira olur. Hayır arkadaşlar. Bu ürünümüz kesin olmamakla beraber. Kesin olmamakla beraber. Çünkü ben bu zamana kadar inanın bakın üretilen ürünlerimizin fiyatlarının ne olduğunu Allah'ım şahidimdir ki şu hayırlı mübarek günde inanın bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Fakat bunun üzerinde çalışmaların şu şekilde olduğunu düşünüyorum. Büyük bir olasılıkla 150 lira olarak düşünülüyor. 200 cc 20 gün yetecek şekilde ve 133 indirimi vesaireleri oldu mu biliyorsunuz nerelere geleceğini. Bu şekilde çalışıldığını biliyorum. Yarın fiyat biraz bunun üstünde aşağısında olur bilemem. Ancak en son bana getirdikleri olayda kesinlikle bu yönde olmasını, fakat bunun kurtarabilecek durumunda, belki ilerleyen süreçte bunun fiyatı belki Ocak'tan sonra, Şubat'tan sonra değişebilme ihtimali çok yüksek. Niçin? Çünkü çok değerli bir ürün. Yani şu anda canlı yayında da gördünüz. Yani üretim herhangi bir kar marjı güdülmeden piyasaya sürülen bir ürün olduğu için. Kullanırken dikkat etmemiz gereken bir durum kesinlikle var. O da ne? Aç karnına işmememiz gerekiyor. Ürünün en güzel şeyi bir tanesi arkadaşlar, yüksek tansiyonda çok etkili. Ve ben kendim yaşıyorum misal. Açlık kan şekerim düşük benim biraz. Yani acıkmamam gerekiyor. Acıktığım anda açlık kan şekerim düşüyor. Beni biraz yorgun hale sokabiliyor. Dolayısıyla karnınız açken bu ürünü asla içmeyeceksiniz. Hemen şekerinizi hızla aşağıya düşürür, tansiyonu da aşağıya düşürür, baş dönmesi yapar. Dolayısıyla mutlak suretle bu ürünümüzü tok karına kullanmak zorundayız. Aşı gibi mi Sayın Başkanım? Aşı olmaya gerek var mı? Bakın, bugün hocam da izah etti. Aşı çok farklı. Aşıyla ilaçları, bu ilaç demiyorum buna. Şöyle cevap vereyim buna. Aşıyla ilaçları karıştırmayalım birbirine. Aşı evet bir koruyucu kalkandır. İlaç tedavi edicidir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla aşı kesinlikle olalım. Kesinlikle aşı olalım. Aşı değil bu. Aşı koruyucudur. İlaçlar tedavi edicidir. Dolayısıyla bizim ürünümüz bir aşı gibi değerlendirmemek lazım. Kaldı ki bunları zaten gıda takviyelerini bir ilaç gibi değerlendirmeyin. Bu ürün her daim Covid ya da bu türlü gribal enfeksiyonlarda dahil olmak üzere hayatımızda olduğu müddetçe bizim hayatımızda sürekli olabilecek bir ürün arkadaşlar bu. Yani çantamızda sürekli taşıyabileceğimiz, sürekli masamın üzerine bakıyorum ürünümüzün şişesi de buralarda olacaktı. Tabii o kadar yoğunluğun içerisinde nereye koyduklarını da gerçekten bilmiyorum. Bir 200 cc'lik şurup şişesi olacak bu. Üzerinde de kapağı olacak. Zaten belirli bir müddet kapağı demişim, ölçeği olacak. Bununla sulandırmadan da, ben sulandırmadan içiyorum, direkt kullanıyorum, üzerinden su içiyorum. İçmenize de gerek yok zaten, herhangi bir öyle kötü bir tadı da yok diyorum. Başka sorular yok herhalde. Var mı? Bitti mi? Evet. Başka sorular da bitmiş sevgili arkadaşlar. Bu şeyi, programı gerçekten şunun için yaptım. Canlı yayınımızda bazı arkadaşlarımız izleyebildi, bazıları izleyemedi. İzleyenlerin bile kafalarında merak ettikleri bir soru varsa onları derhal ivedilikle giderelim diye hemen bunu yaptım. Evet, gece gündüz gerçekten çalışıyoruz. Bakın çok az kaldı, çok güzel sonuçları almamıza çok az kaldı. Sadece bu ürünümüzle değil, inşallah bundan sonra Ersa İlaç Sanayi ile çok güzel ürünlerimizi, bundan sonra da çok farklı böyle güzel ürün çalışmalarımız var. İnşallah tüm dünya insanlığına kazandırırken bir kez şunu söylüyorum. Ne olur Ersa'lı olmakla gurur duyun. Çünkü Rabbim her daim bana söyletti bakın bunu. Ben kendim durduğum yerde söylemedim.
Çünkü bunu söyleten bana Rabbimdi. Bunu düşündüren bana Rabbimdi. Ne dedim? Bir gün gelecek, herkes el sağlığı olacak ya da el sağlığı ürünlerini kullanacak. Evet sevgili arkadaşlar, bana göre o gün bugünkü gün. Bir gün, işte o gün geldi. Herkes öyle ya da böyle el sağlığı ürünlerini kullanmak zorunda kalacak. Çünkü biz insanları yanıltmadık. Biz insanlara yalan söylemedik. Biz insanları kandırmadık. Kurulduğumuz gün, bakın dikkat edin, 2006'da sevgili arkadaşlar, biz fosfatsız ürün üreteceğiz dedik. Ürettik ve belgelerini aldığımızda bile biz eleştirildik. Denildi ki bize, belgelerimizi alınca, siz küçük firmasınız, kendinizi ispatlamak zorunda kalıyorsunuz. Bakın, fosfat analizi yapıyoruz, aldırıyoruz, yaptırıyoruz. Diyorlar ki bize, siz küçük firmasınız, büyük firmalar çıkarmış oldukları üründe ispatlamak zorunda değiller. Siz küçük olduğunuzu ispatlamak zorundasınız diyor, demişlerdi. Ben her daim şunu söylüyorum. Her dine, dile, ırka, millete saygı duyarım. Ancak ben bir Müslümanım. Benim inancım da der ki, kafanızdaki soru işareti olan her şey sizi harama götürebilir. Kafanızda hiçbir soru işareti, karşı tarafın kafasında soru işareti bırakacak bir iş yapmayın der benim inancım. Dolayısıyla kişiler bize küçük şirketsiniz dedi, küçük adamsınız dediler. Onlar onların düşünceleriydi. Fakat benim inancımın emrettiği, benim ahlakımın bana emrettiği şuydu. Karşı taraftaki kişinin kafasında soru işareti bırakacak iş yapma. Yaptığımız her işi bu zamana kadar belgelendirerek yaptık. Söylediğimiz hiçbir şeyi biz yaptık demedik. Biz bu işi yaptık, belgesi işte dedik sevgili arkadaşlar. Onun için de inşallah bunları birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak bugünlere geldik. Ve bundan sonra daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha çok insanlığa hizmet etmemiz gerekiyor. Bugün ERSA'lı olduğunuz, ERSA'nın bir üyesi olmak, ERSA'nın öncüsü olmak, bronz ve üzeri kariyere gelebilmek her yiğidin harcı değildir. Hep şunu söyledim biliyor musunuz? ERSA'lı olmak bir ayrıcalıktır demiştim günün birinde. İşte o gün bugün sevgili arkadaşlar. Şükürler olsun ki 1,5 milyon üyeye 14 gün içerisinde gelirken birçok kişi dedi ki siz bu başarıyı nasıl elde ettiniz? Eğer adı başarıysa biz bu başarıyı sevgiyle elde ettik. Biz bu başarıyı inanın bakın Allah'ın rızasında yürüyerek elde ettik. Onun rızası neydi? Yalan söyleyip insanları kandırmamaktı. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce biz bunları yapmaya gayret ettik. Hatalarımız yok mudur? Mutlak surette vardır. Ancak nihayetinde bir insanız. Bizim de hatamız olacak. Bizler de ne yapacağız? Hatalarımızdan ders çıkartacağız. Evet, onun için inşallah tüm dünya bundan sonra ERSA'mızın ürününü kullanacak. ERSA hepimizin bir sevgisidir. ERSA hepimizin bir aşkıdır. ERSA hepimizin alın teridir. Hepimiz gerçekten ERSA'mız için çok emek sarf ettik. Maddi ve manevi çok bedeller ödedik. Şükürler olsun ki bugünkü geldiğimiz noktada ise tüm insanlığa hizmet etmek her baba yiğidin harcı değildir. İnşallah rahatsızlığı olan bir kişiye bir ışık, bir umut olur da onun duasını alabilirsek Allah'ın en büyük bizim kazancımız budur. İnşallah onun o güzel duası amel defterimize yazılır ki inşallah makamımız hepimizin el sahilimizin güzel olur diyorum. Sorunuz yoksa var mı sorularımız? Hepinize başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. Bugün konuşmaya çok zaman ayırdık. Sabahtan beri bir farklı programlarla bu saate geldik daha. Çalışmaları ne durumda izleyemedim. Benim şu anda üretim bölümüne giderek oradaki arkadaşlarımızın çalışmalarını izlemem gerekiyor. Bugün herhalde yine sabahları buluruz. Lakin şunu bilin ne olur. Evet gece gündüz çalışıyoruz. Evet kabul ediyorum yoğun ve yorgun olabiliriz. Allah'a çok şükürler olsun ki sağlığımız, huzurumuz yerinde. Çünkü çok iyi biliyoruz ki insanlık için yaptığımız hizmetin çok iyi biliyoruz ki Allah katında değerinin yüksek olduğunu. Ondan ötürü de asla ne enerjimiz düşecek, ne sevgimiz azalacak. Daha büyük sevgi ve aşkla yolumuza devam ediyoruz. İnşallah ayın 20'sine kadar bomba güzel haberlerle karşınıza çıkmak istiyorum. Hepinizi denizimizden en derin sevgilerimle selamlıyorum.
Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinizin duasına ihtiyacım olduğunu lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Er sağlıcakla kalın değerli er sahibi. Ömür bitti denebilecek kadar şekilde azalttı ve nefes almakta da gerçekten zorlandığım halde şu an çok rahat nefes alabiliyorum. Merdivenlere çıktıktan sonra çok zorlanıyordum ve bu ilacı kullandıktan sonra, yani ilaç demeyeyim artık neyse, kullandıktan sonra gerçekten çok rahat nefes alıp verebiliyorum. Gerçekten ilk başta ilacı kullandıktan sonra öksürüğüm devam ediyor gibi oldu. Dedim ki öksürüğüm çoğalıyor galiba dedim ama şu an gerçekten öksürüğümün bittiğine şahit oldum. Valla arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Hastalanan herkese Allah'tan acil şifalar diliyorum. Benim şifa kapım belki bu oldu. Sizinki başka bir şey olur. Ama gerçekten ben bundan çok memnun kaldım. Özellikle Mine Hanım'a, daha sonrasında da ev sahilesine çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.